Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Evvelambar ustozlar, muallimler, meşayihlerimiz ve hürmetli talebeler. Allah subhanahu ve ta'ala'ga çeksiz hamdlerimiz bulsun. Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlarımız bulsun. Bana bugünlük günde, berçemiz, amanlıkta, afiyette bulup sizni şubu mübarek dargahınız, Buxoro-i Şeriflerge bana gelip, medreseniz, aynen ustozlar ve sizni ziyaretinizde bulup durmuş. Bu Allah'ın bizge büyük bir inamıdır. Ve elbette sizlerini kurarken biz tekrar tekrar Rabbimizge hamdler eytemiz. Çünkü sizlerini varlığınız, sizni vücudunuz bana şu cemiyetini islahıdır. İlla ki dünya tüzelerken, bütün dünya bahtu saadetke dolarken, o hem olsa sizni barakatınızdan. Siz aziz ehli ilim ulamalarını sayı hareket eden inşallahü teala. Çünkü malumunuz kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin Allah Teala'dan risalat gelip tolup kamil bulduyu indi tohtadı. Ve onun amanatı kimge? Ehli ilimge yükletilindi. Şu sebepten ki sizlerini, ehli ilimini, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını, özlerini, sözlerini de varasatul enbiya değildi. Demek peygamberlerine vazifesini beceruçu bütün dünyada bu ehli ilim ulamalar. Dünyanın ıslahiyatı, dünyanın tüzüklüğü, dürüstlüğü, bütün beşeriyetinin saadeti aslında sizi kolunuzdan buluşmaya gerek. Çünkü o şey, peygamberler devamçısı, ayeti yapmış ki, siz ve biz. İnşallah her bir örgengen ilmimizde şerefleneylik, fakirleneylik, Rabbimizge şükürler eyteylik. Rabbimiz aynen özünü yolu da, özünü hizmeti de, özünü dini de kılıp koydu. Bulup hem bu dinli örgenişlikini ve inşallah gelecekte ustazlarınız katarı onu başkalarına örgetişlikini inşallahü teala bana sizge nasip kılıp durdu. Şimdi bu yol elbette güde mesuliyetli yol. Amanatı büyüktür. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam sizden başka bir taifanı eğitmediler. Aynen özlerini mirasxoru olarak aynen sizni ve sizni kursettiler. Ulama bulasız ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün Rabbi sizden yetkizgen her nerseni hatta ettiler belliğu anni velev ayah. Menden hatta bir ayet bulsa hem yetkizin diye sizi bizge emir kıldılar. Bana şu şerefli işte siz. Şunun için biz sizi ziyaretiniz bile kuanamız. Çünkü biz sizi kadirleyiniz. Biz sizi kadirleyip, ardaklayımız, sevemiz. Yani şu dünyaya kararken biz aynen sizi varlığınızdan Rabbimizge hamdler eytemiz ki nege inşallah bana küllerimiz, gelecek küllerimiz, bugünlük küllerimizge şükranalarımızı eytken halatımızda gelecek küllerde bular bana Allah'ın ilmini, amanatını kötermaktalar. Bütün şarkı garpke yetkizgüçiler avladımız var diye elhamdülillah kuvanamız. Ötkende Hazretim Toshkent'de bir mescitte ya ki afu etesiz imamlarımızı bir sohbetleri de. Toshkent Ali Mahatlarına teşrif buyurgen her vilayette gelir imamlarımızı sohbetleri de ben şunu istedim ve eğittim ve bu orunda hem eğiteyim. Niye? Hemen bana yaş talebeler. Ötken yılları Türkiye'de İstanbul'da bir mihman bulup kaldık da aynen Bamdat namazına çıktım. Çıktığımda bir katta mescitleri. Afsuslar bulsun ki muhteşem mescit bulsa da
O'shanda yarim saf to'lmadi. Yarim saf. Bu falokat deganlik. O'sha bechora hozirgi kunda Alloh taolo ularga o'zi rahim qilgan bo'lsin, turk xalqini unda kelajagi yo'q deganlik. Nega masjidlarini to'ldirib namozxonlari o'qimasa? Boshqa vaqtlarda ham bir saf to'lib, ikkinchi safga yetmasa ba'zida yetmaydi. İkinci saf bo'lmaydi. Peshin ve asr vaqtlarda. Va o'sha bomdod to'lmagan holatida birinchi safni yarim safida ham siz kabi bir dona ham yosh yigitni men ko'rmadim. Shu sababdan sizga aytayapman. Va undan keyin 3-4 kundan keyin bir talabalar bilan ziyoratlashib qoldik. Ular xursand bo'lib o'zlarini ta'lim yo'nalishligini bizga aytar ekan, siz xursand bo'layapsiz u, lekin siz menimcha madrasangiz ichidagi masjidlarda namoz o'qiyapsiz. Menimcha talab ilmlar bilan ustozlaringizni avvalgi safida bo'lib ustozlaringizni ixtido qilib barchangiz mana shunday bir dargohni to'ldirib namoz o'qiyapsiz, tashqarini bilmayapsiz. Ha, nega unday deyapsiz qora aka? Tashqarida masjidda ahvollar yaxshi emas. Yaxshi emasligi qavm yo'q u yoqda. Eng yomoni o'sha yoshlar yo'q. Yoshlari bo'lmagan masjidlarda demak kelajak yo'q. Bu juda xatarli holat. Va o'zimizga alhamdulillah bir qiyo boqing deya o'zimizni masjidlarimizga bir nazar qiling, madrasalarimizga bir nazar soling deya men albatta Alloh taolo bugungi kunda bizga berib qo'ygan ushbu dargohlarni, ayniqsa masjidlarimizni siz kabi yoshlar to'ldirib turganligini alohida eslatdim. Va biz alhamdulillah mana Toshkentimizda bo'lsin, Buxoroi Sharifni o'zida bo'lsin. O'tganda mana Xorazm safarida bo'ldik domla. Hatto Qoraqalpoq. Qoraqalpoqda o'zida ham alhamdulillah 40 yoshidan tepa qavmni oz ko'ramiz. Hammasi o'sha 30 yoshdan pasi. Demak sevinamiz va ularga men Xorazm xalqiga ham alohida aytdimki, demak har biringizning uyingizda islom bor. Har biringiz mu'min, iymon ahli bo'lib mu'min ekansiz, uyingizda mu'minalar bor. O'g'il qiz har birlari mana shunaqa sizdan keyingi dinni davom ettiruvchi deya alohida ularga o'zimizni tashakkurlarimiz aytdik. Demak yanada o'sha jamoatimizni mu'min musulmonlarni ko'payishligini birdan bir sababi sizni bu diningiz, o'rgangan ta'limingiz. Bizdan keyin, demak sizdan keyin yana ham bu yurt vaqtida Buxorolar qanday bo'lgan bo'lsa, mana shunday bo'lishligi kerak. O'tganda bir majlisimizda suhbat ketdi-yu, aynan bu Samarqand sharifda ham bir ajib hollarni biz eslab o'tdik. Afsus hozirgi kunda ular yo'q qilingan. Inshaalloh yana tarix ulamolari buni yana davlatimizga aytib, rahbarlarga aytib, yana uni joyini inshoo qilsalar, eng bo'lmaganda xotira uchun yaxshilik bo'ladi. Mana shu Samarqandda o'zida Muhammadlar qabristoni bor. Muhammadlar, ya'ni qanaqa Muhammadlar? Ulamo Muhammadlar. 2000 dan oshiq Muhammad ismli ulamo qo'yilgan ekan. 2000 dan oshiq. Faqat qaysi bir banda olim bo'lib ismi Muhammad bo'lsa, ularga alohida qabriston qilingan ekan. Keyin kelgan din dushmanlari aynan yahudiylar taraflaridan u joylar sotib olinib, ustiga imoralar, imoratlar o'zlarini manzillarini qurib yuborilgan. Demak, bizning elimiz avvalda bir Samarqand elini o'zida qarang. Shunchalik Muhammad ismli ulamolarni ko'pligini qarang. Va bu Buxorongizda ham bo'lgan. Va Buxoramizda ham bo'lgan. Va inshaalloh endi bo'lishligi kerak. Bugungi kunda demak Alloh subhanahu va taolo bizga o'zi fathan mubinan qilib bunchalik sharoitlarni, imkonlarni berdi. Va bu imkonlarni yana ham rivojini Alloh taolodan so'rab keyingi qavmimizga, keyingi bizdan keyingi keladigan zurriyotimizga ziyodasi bilan yetkizishlik bizning vazifamiz. Biling, dunyoni obodligida bizdan avval so'raladigan bir kimsa yo'q. Bu haqiqat. Chunki ustozlarimiz mana sizlarga har darsligingizda, hatto men bilamanki shu ustozlarni
Arab tili o'sha nahv darsingizda ham mas'uliyatlarni ado qilgan holatlarda buni bayon qiladilar. Mana shu dunyoni imroni, dunyoni o'sha yaxshilikda, go'zallikda bo'lishligiga faqat biz mas'ulmiz. Nafaqat O'zbekistonimizni, nafaqat Buxoromizni. Shuning uchun siz azizlarni yuqorida aytganimizdek ko'rgan sayin quvonamiz. Borligingizga shukrlar aytamiz. Hamdlar aytamiz. Chunki mana hademi orangizni mana ko'rib turibmanki 4-chi kurslari bordir. Ular bitirib, xo'p, Alloh nasib qilsa, keyingi ilm bosqichlarida boshqa ilm maskanlarida o'qisinlar. Ammo o'qiganingizdek siz o'sha Rasululloh alayhissalatu vasallamning varislaridan olarak bir oyat bo'lsa ham bu qavmga yetkizing. Bu qavmga yetkizing, mas'ulsiz, so'ralasiz. Butun dunyo kutyapti hozir bizni. Avvalda al-axos yana ham xossatan O'zbekiston xalqi sizni kutib turibdi. Allohning shunchalik bu risolatini endi xalqqa yetkizish avvalidan so'ngigacha. Hatto mana men ustoz niyat qildim, o'zimni o'sha bir Boylaravul qishlog'im bo'ladigan bo'lsa, G'allaorol tumani illo so'ralaman dedim. İlla soralaman dedim de kışlağımda uyma uy elhamdülillah başladım uyma uy takillatıp kirip çıkıştıkını. Huy, azizler, biz mumumuz, musulmanımız. Allah Teala bizge bir peygamberine aleyhissalatu vesselamını İslam bile yubardı diye. Hatta kast kıldım ki kıyamet günü de soralıştığımdan korkup bir oşa özümlü kışlağımdan soralaman diye kirip çıkıştıkını ben niyet kıldım. Ve şunu deyin, beni sizge bugünlük gündeki bu soatlardan, vaqtlardan g'animat bilib tavsiyam, har biringiz mana shu ishni qiling. Qaysi biringiz, qaysi bir viloyatdan kelgan bo'lsangiz, o'sha viloyatingizdan mas'ulsiz. O'sha tumaningizdan mas'ulsiz. Va o'sha mahallangizdan, qishlog'ingizdan mas'ulsiz. Va biling, biz hammamiz mas'ulmiz. Mana shu davrdagilar, mana shu o'tirgan bir zamondagilar Alloh subhanahu va taolo bizni alohida tiriltiradi. Ya'ni alohida derkanmiz, jamlagan holatimizda biz hisobga oladi. Alohida Rabbimizning huzurida hisobda turamiz. Va undan tashqari jamoatimiz bilan ham biz nima berar ekanmiz? Alloh taologa hisob berar ekanmiz. Alloh o'zi saqlasin, hisobimizni yengil qilsin. Uning uchun albatta sizdan buyuk ijtihod. Alloh subhanahu va taolo o'zi Ankabut surasida vallazina jahadu fina لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا diye merhamet kıldı. Şunday bir bendeler ki, bizlerini yollarımızda içtihat kılgenleri olsa, biz onlarını yollarımızda çarlap koyamız. Yollarımızı kursat koyamız. Siz içtihat kılın, illa Allah yolda tırışıp, bütün bar bütününüzü, bar bütününüz, bar imkanınızı ilimge sarflen ve kurasız. İnşallahü Teala 4 yılını özde hem sizge 40 yılda belirlediğin ilimini Allah'a ansan mı? Allah'a ansan. İhlasınızı yere şekerledi. İlim de büyük neme gerek? İhlas gerek. Büyük muhabbet gerek. Muhabbetinizi yere şey Allah subhanahu ve ta'ala bana şu 4 yılını özde hem 40 yılda yetişalmaydıgan bir ilimlerini beri oradı. Allah'a ansandır. Her biriniz tırışın. Her biriniz bu kundan soralışlığınızı bilin. Ve bu şarait bilin, Allah'a kasam, ustazlardan hem eşitkensiz, sizden, bizden evvelki ulamalarga bu imkanlar verilmegen. Bu imkanlar verilmegen. Aynen eski tarihimizde kaysanız, o şey siz biz üçün peşva boğanlar, İmam Ebu Hanifeler bosurlar, İmam Malikler bosurlar, İmam Şafii, mezhep ulamalardan başka muhaddisler bosurlar. Hazreti Bukhari'nin özleri, siz bunu her konu özünüzde elbette pandu nasihat qilib eslatasiz, ustozlaringiz eslatadi, chunki u kishini diyordamiz. Mana men o'tgan yili domla haligacha aytaman. Qaynatam Sheyx Abdulhamidxon hazratlariga ham aytib berdim. Hali men biron bir masjidda xutba berib, jumada mana shu masjidi kalonda o'tirib, Hazrat Buxoriyni o'tirgan joylari deya ustozimiz Sheyx Abdulbasqor aka aytdilar va u yerdagi imom domlar aytdilar, shunaqangi sir bosdi qarang, haligacha masjidi kalon desam o'sha Hazrat Buxoriyni o'tirgan joyi deya meni bir titroq, bir qaltiroq egallaydi. Qarang, o'tirib ketgan joylarini o'zlari mana shunaqangi bir go'zal bir hollarda. O'tirib ketgan joylarini. Nega? U yerda hadis aytgan ekanlar deya imomni xonasida o'tirdik oddiy o'tirishlikda. Lekin Hazratni o'tirgan joylari deyilganda shunday bir qaltiroq
Beni aldı. Hatta ki o mevzular, hutbedeki mevzular benge yad bosa da. Ne gel Kur'an hakkında yapardım. Daim ki kulluk sohbetimizde Kur'an ve kıraatı bosa, oşa sohbette berip turup ham nime yapar geldiğimde hatta özüm Araplarda oşa terkiz dese itibar kılıp yadda tuta olmadım. Bitti Hazretine cahil diye. O insanlar kendi bugünler. O insanlar, o yutuklarga, o makamlarga fakat riyazat bilen yetişkenler. Hazır oşa her biriniz kulluk vaktinizi taksim kılıçlıkını bilin. Onlar kendi taksim kıldılar. Mana özünüzge rivayetleri malumdur, meşhurdur. Bir keçeni özde oşa birge yatıp olgan ortakları, dostları, muhaddisler eytiyatlar. Birileri 14 mertte deseler, birileri bir keçeni özde Hazreti Bukhari kerek turardılar. Çırağını yakardılar, hatıralığa keken. Neme ki oyladılar, senetden mi o, metinden mi o, kaysi bir rivayet mi o, kaysi bir o şey iştihat mı? Yatken cahilerde, oylagen, düşüngen, bilgen, islerge, hatıralığa kekenler seni çırağını yakıp yazardılar, çırağını uçurardılar, yatardılar. Yine turardılar, çırağını yakardılar, yazardılar, yatardılar. Yine turup bir mesele oylansa, oylasalar, yine çırağını. Bir keçeni özü de deyişi yaptılar ki 18 mertte bana şu halde İmam Bukhari buldular. Oşan için İmam Bukhari bugünler. Biz oşalarını riyazatını az yine bir kısmını hem hız kılıp görüşümüz gerek evvelen var. Hız kılıp görüşümüz gerek. Avukatınızı yani vaktinizi vaktinizi taksim kılabilin. Oşa İbn-i Cema'a Hazretimizin bir güzel bir sözleri var. Talib-i ilim özünü İlim talep kılış yolu da, adabı da, vaktlerini, keçelerini, kündüzlerini karen. Keçeyi kündüzlerideki vaktlerini yakşı taksim kıla bilişliği gerek. Yakşı taksim kıla alışlığı gerek. Ve kogan ömrünü ganimet bilişliği gerek. Var mı? Ertengi künde o yok mu? Allah onu şu yolda kadir kıptı. Demek peygamberler aleyhissalatu vesselam'ın yolu deyken bunu bilsin. Ve o şey iştihatta bulsun. Keçeyi kündüzgü vaktini. Şunu da eğitipler ki, velil hifzi asharun dediler. Hifz için, yatlaştık için, saharlap. Saharlap ne mi? Bandattan evvelki vakt bilez. Doğru mu? Velil hifzi el ashar dediler. Saharda turup, bandattan evvelki bir vaktte hifzini kısak, onda hifzimizge yotlaşligimizga Kur'an bulsun, hadis bulsun, metinler bulsun. Demek ki ustazlar taraflardan kursatmalar verip yotlaşligimiz kerek bugün sözlerini demek seherler turup yotlarken siz. Velil behsi deyiptiler, el ebkar deyiptiler. Bir ilimli behs kılıp bir meseleni, hakikatini ürgen mahçumusuz, erte tongdan ok. Demek Bamdat namazını oku alıp o şey behsinizden ne kılarken siz? Kılarken siz. Şimdi velil kitabeti velil neshi deyiptiler el enhar deyiptiler. Ne mi? Eğer bir meseleni yazıp koyup, kayıt kılıp, şunu illa yazışlıyım gerek, şunu nesh kılıp, köçürüşlüyüm gerek, kitabatını kılıştıyım gerek deseniz, onda bin nahari, kunduzları. Kunduzları yazış için vakt en kolay, imkanlı vakt o şu kunduzlarda berekeli olarak. Şimdi keyingilerde ne mi? Keyingilerde elbette şimdi lil muzakarati ve lil mutalaati. O şey okugan nerseniz ve lil tekrar ve lil muraca'a. Okugan nerselerinizi, yoklagan nerselerinizi kaytarmak için bu seniz ve bil leyli deyiptiler. Keçeleri kaytarsın, onda yine vaktler berekeli bulur. Ve bilin, bilin ki siz bana şu yolda cennet yoludasınız. Bilin, çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözleri sizlerge kub eytiler. Kimde kim ilim yolunu kas kılıp, yol tutuptu, illa kimde kim bir yol aptı, o yolu da fakat ilimini talep kıptı. O fehuve nime, fî sebilillah buladıken bosa, onu yolu cennet dediler. Ev kemâ kâle aleyhissalatu vesselam. Şimdi karan ki, her nerse tekrar bilen, müdavamat bilen. Bir nesane ürgen gelinizde birden bokkama yaptı, yuh. Endi men mana o'rtoqlarimga qaraganda sinfimizda ana u boladek bo'lmayapman, mana u yigitdek bo'lmayapman, ana u qordek bo'lmayapman deya hech qachon umidsiz bo'lmadi. Umidsizlik bu shaytondandir. Tariximizda o'tgan mashoyixlarimizdan birlari avvalida bir madrasada siz kabi o'qib tursalar, hech darslarida rivoj, ilmlarida barakat topmasa ekanlar. Umidsiz bo'ldilar.
Ahırı ümitsizlikten medreseni hem taşlab. Ustazlarını hem terk kılıp, bol deyinde şu kışlağım ve kegen coyumun ketemen diye yol alıp, biraz masafa yürüp, yolda çerçegen, turup kalıp, bir sayada dam alıp tursalar, o şehirden kana kadar bir tepelikten su tomçile yaptı. Allah Ta'ala'nın o kişiye vergen bir yolu da, kalbi de ilim haklarıdı. Lekin ne kıldı? Ümitsiz bolup ketiyetken peyitteki hallarını karar. Ata anasının duasıdır, ustazlarının bir nazarıdır. Allah Ta'ala o kişiye kendi yollarını kursatıp koydu. Ümitsiz bolup ketiyetken bir cahide, dam alıp dururken bir cahide, tepeden tomçı tomçı su tüşe yaptı da bir taşka tüşe yaptı. Karab otursa, oşa tomçı tüşken su, tomçı 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 tomçı, oşa taşını teşbit yaptı. Ha yaptı. Demek bir tomçıdan bugün de hem bu tomçı. Aslında o tomçı su nima qiladi? Bir taşka bir tomçı tüşsün. 10 tomçı tüşken takdirde hem o tomçılar taşını teşe almaydı. Lekin şunday bir zilal, şunday bir muloyim su şu kuvvetke berildiki nima bo'ldi? O'sha bir temir olatga o'xshab, burg'uga o'xshab toshni o'rtasidan teshib ketdi. Buni ko'rgan u avvalda o'sha noumid bo'lib ketayotgan bir talibi ilm bo'lsalar, qaytdilar orqalariga. Istig'for so'radi Alloh subhanahu va taolodan, tavbasini qildilar va keldilar madrasaga boshqatdan kelib qo'shilib ulamolarni etaklarini tutib tarixda kelajakda büyük bir ulamolardan bo'ldi. Bunu elbette asli hadis-i şeriften. Siz yoklagan siz bunu bilesiz. Hayrul a'mali edvamuha ve inqalla. Doğru mu? Amellerine en yakşısı devamlisidir. Hatta yinki az bu saham. Demek örgənib turgan ilmingizni küllükte Allah Ta'ala'dan ziyadaligin hareket kılıp bir künde bop koyaman demek. Men hem ku maruzalarımda hozirgi kunda alhamdulillah bu otalardan yaxshi, ota-onalardan yaxshi bir sayyi harakatdir. O'g'illarini, qizlarini, farzandlarini 6 oyda, 1 yilda qori bo'lib qo'yishligini umid qilib, bir-biriga shuni ilinib, bir-biriga shuni bir xursandchilik xabarini berib aytib, shu urf bo'lib qoldi bizda. Xudoga shukr, bu kunlarni ham ko'rdik. Ammo bu asl emas. Ya'ni Qur'onni xo'p 6 oyda yodlab qo'ydi. Keyin nima bo'ldi? 1 yilda yodlab qo'ydi. Keyin nima bo'ldi? Hozir ba'zi bir ota-onalar orasida mana shu urfga kirgan. Yo'q, u emas maqsad. Maqsad o'shani hosili. Shu sababdanki hadis sharifni to'lig'i ulamolar nima deydilar sharhida? Man ta'allama va 'allama. Agar ta'allama Qur'onni o'rgansa-yu, uni o'rgatmasa, uni ajri yarim bo'ldi, qarang. Qur'onni o'rganib, lekin o'rgata olmadi. O'rgatib boshlagandan keyin o'sha ajrida, xayrlikda o'sha barakatda, yaxshilikda u inson komil bo'ldi deyiladi. O'shanda endi siz ham o'rganib turgan ilmingizni biling. Bugun buni o'rgandingiz, ertaga uni o'rgandingiz, ertaga undan o'rgandingiz. Dengiz anhorlarining o'zi nima? Asli bir qatra suv ular ham. O'sha qatra suvlar, tomchi suvlar birikmasidan bir arg' bo'lyapti yoki bir katta daryo bo'lyapti, dengiz bo'lyapti, ummon bo'lyapti. Hammasi o'sha qo'shilishlik bilan bo'lgan. Hech qachon bu so'zdan keyin siz mendan bir ulamo chiqmaydi. Men o'qiganimda baribir ham bir yutuqqa erishmayman degan so'zni xotirangizga keltirmang. Va biling, xo'p, xo'p. Siz o'sha birinchi partada o'tiradigan sinfdoshlaringiz kabi ilmda yuksak bo'lmadingiz. Lekin bilingki, eng ozida sizni yo'lingiz jannat yo'li. Yukarıdaki sözümüzde ne mi deyildi? Resulullah'ın sözünde ne mi deyildi? Siz bana şu yolunu tutarken siz, hazır sizden baktıyor insan yok. Ana o mescitlerini kılayetken insanlar, karayın. Ana o kaysi bir kısmetlerini kıptırgenler, kaysi bir ihsanlarını kıptırgenler, siz deyin bakliyemez. Çünkü onların elbette ihlas görüldü. Hüddü biz ihlasımız görüldüken deyin. Hemelerini, mükafatları dünya ahirette elbette inşallah verirler. Lekin açık, aniq yo'l kimniki? Jannatga qarab sizniki. Bitta payg'ambar alayhissalatu vasallam sizni tutgan yo'lingizni, ilm yo'lida bo'lganligingiz uchun sizni yo'lingizni nima deydilar? Ilm yo'li. Agar biling, mana shu yo'lda ekansiz, ilm olmagan, ya'ni ilm olayapsiz. Ilm olib
yukarı bir ulamayu şeyhil meşayihlerden bop gitmegen takdirinizde siz bilin bu yolunuz cennet yolu. Mene şundan ümit var bolun. Cennet yolu da siz. Kani kursatın sizden başka kaysi birige seyyidil halk bogan Habibimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mene şu yolda kaysi bir bendege etkenler. Biriniz kursatın. Mene o şey fehuve fi sebille diye şunge etken diye kursatın. İlla sizge eytildi. Talib ilimge, ilim talep kılıçıge eytildi bu yol. Mene şundayken hiçbirimiz ümitsiz bulmaydık. Bu imkanlar, bu şaraitler, hakikatte tarihteki ulamalarını daima özünüzünü kuz aldığınızda onların hayatını gövdelendirin. Tarihteki ulamalar her biri yukarıda ettik. Ular riyazat çekişti. Ular riyazat çekişip bana şunu deyip oldu. Ve insanlarını gebege karamayın. İrtege sen medreseni bitkeninde ne bulardın? Deyin onlara. Men Allah'ını buyurgen mendesi bulamam. Allah'ını askeri bulamam. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını varislerden bulamam. Aytin o, sizge bu sözlerini, tanelerini kıyırken kimselerge. Kani sizde mene şu şehadet var mı? Siz hakkınızda Peygamber aleyhissalatu vesselam yok ki sizini ve sizi emsalinizini meni miras horlarım diye aytken miler deyin onlara. Elbette onlarına aytmayın. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam nima qilganlar? Aynen sizni aytganlar. Hazreti Abdullah ibn Abbas. Barchangizga ma'lum. Sahabalar, büyük sahabalarga borib ilim olarkanlar. Kichkinagina sahabalar. Shunda madinaliklar aytarkan. Ey ibn Abbas. Ey payg'ambarni amakisini o'g'li. Ey payg'ambar alayhissalatu vasallamni jiyanlari. Siz bu yoshda shu holatingizda ilim talab qilyapsiz. Yüzünüzdeki çenlerini karar. Niye? Yürüp Medine'den o şeyhini, bu sahabanı üyelerine varıp ilim için kütürkenler o şey bazı da isken şamallar yüzlerini gubar kılardı. Bu gubarını körgenler İbn Abbas'a açınıp eydi yaptılar. Çünkü sahaba durarken Medine'de adamlar bir günü gelip sizi iliminizde muhtaç bular mıydı? Siz bu yaşta riyazat kılıp küçüklüğünüzde buncalık özünüzü kıyneysiniz. Deseler de İbn Abbas onların sözüne kulak tutup ilimden, ilim alışından toxtamadılar. İlim alışına devam ettiler, devam ettiler. Belki bütün ümmet, karen bütün ümmet hazır İbn Abbas demeydim. Bana. İbn Abbas değildi. Lekin şu İbn Abbas kehem radıyallahu ta'ala anhu, oşa zat kehem kana kadar sınavlar bugüneken. Medine'de turganlarda sınavlar bugüneken. Kaysi birileri o kişinin ilim alıştan tozçilikka hareket qilgan ekan. Ya'ni sizga kim ham muhtoj bo'lar edi ki? Madina ilmga to'la bo'lsa, Madinada shuncha ilm ahli bo'lsa, bir kuni kelib insonlar sizni ilmingizga hojati tushadi deb o'ylaysizmi? Ey Ibn Abbos desalarda, Ibn Abbos ilm oldilar, oldilar, oldilar va natijada shu bilganimiz Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu bo'ldi. Imom Malik shayxlarining huzurlariga Hayit günü karenge. Hayit günü yem mi? Hayit günü şeyhlerini huzurlarına bari yaptılar. Namazdan doğru çıkıp, eşiklerini takıllasa, cariyerleri çıkıp, hani o veled aşkardı yaptı. Hani o sarık balakayı kildiler, ilimge kildiler şekilli. Diyepti, küm cariye. Şeyhler ayeti yaptılar ki, yok bu ziyaratke kegen karenge. Şeyh hem hatta onlarını ziyaratke kildi, hayit külleri, bayram külleri, tebrikler diyebdiler. Kirgizin, hoş geldiniz, menge ilim verin diyebdiler. Hayit günü yeken bu. Hayitini, bayramını koyup, yemek içmekten, yaş bala bakarlar. Hemesini bir çekege sürüp koyup, ulamalarından hadis alganı keli yaptılar. Hoy siz hayit namazından keyin üyünüzge bardınız mı? Yok. Avukatlandınız mı? La uridu ta'am, uridu ilme diyeyim, uridu el hadise diyeyim. Kale? Ve ustazı hayrette bir mes 40 da hadis ediyordular. 40 da. 40 da hadisini sonu geçe yatlap bol diyende baraka deseler yok. Yeni alaman. Yok bunu yatlap ki. Kale? Yok yatlap oldu. Kanakası yatlap oldu. O şey 40 da hadisini bir oturgen meclislerde ustazı eterkenler yatlap koyuyordular. Ve ustazları bunga işanmazdan yine tekşirip hadislerini başkattan işitseler İmam Malik evveliden sonuncaça eğitip veriyordu. Ve onunla ki
Uşa kunda ilim verim yaptı. Turgun Allah senge veripti. Sen ilimini edişi yakansan de yaptı. Karan ilim edişi degen uşa ustazlar bu duanı, bu takallüsünü alı yaptılar. Ulamalarımızı her birinin hayatı biz için de verirdi. Yakşı ki ular var. Hakikatta etkenimizdeyik peygamberler varisleri ulardır. Ular peygamberlerden keyin, peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan keyin aynen Allah'ın bizge dinini, amanatını yetkizgenlerdir. Birimiz özümüzge ibret kılıp namunu aladigen bulsak elbette ularının yolunu tutaylık. Çünkü ularının yolu sözsüz. Ular yetedigen merrege yetip buldular. Buhari'dir, Tirmizi'dir, kimdir? Her birileri, her bir ulamalardan Allah razı olsun ki ular hem siz kebi, biz kebi şu bir başlı, iki kulaklı, iki gözlü, iki ayaklı ve o şey bizi azalarımız kebi onlarda azalar buldu. Biz kebi beşer buldu. Ama ihlaslarından, muhabbetlerden ular Allah'ın dinini aldılar. Ve mi ne kadar? Tarihten bütün dünya kilissin hazır. O şey küç egelerimiz diye dava kılıyorlar da kilissinler. İttifak kısınlar. Evvelden ahırgıları kesinler. Ötüp etken atababalarını hem çakırsınlar. Aytsinlar ki şu Muhammed İbni İsmail'in şu tarih sahifelerden abdestleyelik deseler. Kadır mı? Kadırmaz. Şu İmam Malik'ni uçureylik. Şu tarihte tapılmasın İmam Şafii diye. Aytsinlar kadır mı? Kadırmaz. O şey tarihimizde o şey kümüş sahifelerine altınlar bile bitken bitilgen isimler aynen o zatların isimleri bulan. Bana karak. Bugünlük günde biz ularını her günlük dersliğimiz, sohbetimizde atalarımızdan hem hatta bizi dünyaya alıp gelgen tuğuluşluğumuzda sebep bugün atalarımızdan hem köp istemeyimiz mi? Elbette köp isteyimiz. Ve ular kaldırgen ilimleri bilen ahyadırlar. Kaldırgen ilimleri bilen haydırlar. Allah subhanahu ve ta'ala bir lütf kılıp Allah'ın lütfüden ki Abu Bas'taki ustaz Medine'de ben Ramazan külleriyken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Ravza-i Şeriflerdeyken biz iftar vakti iftarda bana şunu deyin dasturhanlar yazılgen bana şu kilonge halatta uzunluk kinglik masafası şunu deyin uzunluğu hücuratke Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hücuratları geçe uzun yetip durdu. Ben ortalarda ben şunda yanımda bana şu um taraftan bir kişi yelkemle arka taraftan türttü. Keyin aytdı ki Mısır lahçasında "Enta arif enta aad ma amin" dedi. Sen dedi kim bilen oturganını bilyapsan mı öz dedi. Türtgen insan. O kişinin kimligini bilmedim çünkü kuzları bu kuzumga şekilleri görünmedi. Karadım da "Min" dedi. Kim? "Enta müşayif velle ey" dedi. Ne mi sen görmeyapsan mı dedi. "Min" dedim. Hakikaten bu söz menge aytilishdan evvel roparamda hiç kim yoktu. Keyin "Oh" dedi. Mısırçasiga "Aha" yani "Ahua". "Hua" manası da "Oho" dedi. "Oho" yani "Mana". "Mana" kim? Abdülbasit Absamat. Karadım hakikaten Abdülbasit Absamat. Subhanallah. Kursan ligimden, kuançtan bana şu dasturhanın üstünden afu yeteriz, hakile ötüp gittim. O şey taraf gittim mi? Hazreti kolunu, kolunuzu birseniz. Şunu da üçledim, bana akamda kolu da ıssık gittim artık kolum. Issıklığını ben, bu yanda tüşte bol yaptı elbette. Uygunarken ben ıssıklığını hıskılardım. Hazreti kolunu tuttum mu? Hadratak diye ben, Abdülbasit, Abdülsamad diye ben. Amicası, Mısır lakçası. Aa, ana Abbas diye yaptı. Karan, Araplar, Mısırçası gel. Abdul Basit ta'limatta Abbas dedi. Ha ana Abbas dedi. Ular lahjasida idxol qilib gapirib ketadi tezlikda. Ha men Abdulbasit ma dedi. Ana Abdulbasit Abdusomad demapti. Ha ana Abbas deyaptilar. Ya salam deyapman. Nahotki qoyili siz tirikmisiz deyapman. Hazratak hay deyapman. Ha ana hay deyaptilar. Qanaqasiga zay deyapman. Qanaqasiga? Ana git Misr deyapman. Men Misrga bordim. Va kullu nas biyulu bitulu inna hazratak mayit dedim. Ben Mısır'a geldim, gördüm. Lekin hemen dedi ki siz ölü bogansız. Siz hayatta mısınız? Desem, la la diye yaptı. Ana hay diye yaptı bana kılıp. Başlarına şuna kılıp, paske kılıp, men tirikmen diye yaptılar. Yani Özbekçesi ya, nahat ki, zey yani, nahat ki diye yaptı. Aa diye yaptı. Ennes metarafiş diye yaptı.
Adamlar bilmeydiler mini tirikligimdi diyebdiler. Abdülbasit Abdussamad. Kim men juda endi hayratda turibman. Zaya Mevlana diyebdim. Ustoz hazratimiz qanaqasiga siz nohotki tiriksiz diyebdim. Xuddi o'sha suratini ko'rgansiz har biringiz sallalarida, o'sha choponlarida. Xuddi o'sha biz suratda ko'rgan holatdagi turibdilar. Keyin "Law anta ma tasaddiqnish" deyapti, "Is'alilgan bi oh Mustafa Ismoil" deyaptilar. Agar sen menga ishonmayotgan bo'lsang, mana yonimda Mustafa Ismoil o'tirib so'ragin deyapti. Buni qarab uni olda yo'qdilar. Qarasam Mustafa Ismoil o'sha arablarda ridosi bo'ladi. İmamları yelkasiga tashlab olib yengi yo'q bo'ladi. O'sha uzun kiyimini ustidan tashlab oladi. Lekin Mustafa Ismoil hazratimizning ko'zlarida ko'z oynaklari bor ekan. Qora ko'z oynak, quyoshniki, shamsiyas. Taqvo qilganlar. Keyin aytdim, "Sahha Mawlana" dedim. "Sahih ya Mawlana" dedim. "Ustoz" dedim, "Hazratimiz to'g'ri mi bu gaplar?" dedim. Ya'ni sizlar tirikmisizlar desam, Mustafa Ismoil hazrat afsus menga gapirmadilar-da, shunday qildilar. Shunday qildilar, boshlari bilan tasdiqladilar. Endi men ular bilan ham ko'rishdim, ammo darrov Sheyx Abbos Abdussamad qo'lini tutdim yana. Endi u kishiga muhabbatimiz ko'proq, albatta yoshlikdan Mustafa Ismoildan avval eshitganmiz-ku zotni. Endi men o'zim ta'vilimda bu tushda nega Abdulbos Abdussamad bilan shunchalik suhbat bo'ldi-yu, Hazrati Mustafa Ismoil hatto bir kalom qilmadilar deya so'rasangiz, bu ta'vilda o'zimni aybim, chunki u kishini siyrati zotini ko'p gapirmaganligim talabalarimga o'zimni hayotimda ko'p bu kishini gapirmaganligimdan bo'lsa kerakki, hazrat menga bir og'iz gapirmadilar. Faqat shunday qildilar. Yana Abdulbos Abdussamadni qo'llarini tutdim va gapira ketdim. "Mavlana" dedim. "Siz hazratim" dedim, "siz biz uchun eng suyukli zotlardansiz. Butun inson, ya'ni mu'min borki illa humma kulluhum bihibbu hazratat" dedim. "Hammalari sizni yaxshi ko'radilar. Butun dunyoda her joyda sizni tilovatingizni eshitiladi. Hamma Abdulbos desa yaxshi ko'rishadi" desam jilmayib qo'ydilar. Hatto dedim, "Sizni mana shu qiroatlaringizni hammamiz ham eshitib taqlid qilamiz" dedim-da, "agar buyursangiz sizga o'qib bersam, tartibda mana shunaqa o'qiysiz" deya o'shiga Mutaffifin surasini boshidan o'qidim. Mana shu holatda endi hozir harakat qilaman. Endi bu 15 yil avvalgi tush bo'lganligi uchun, ya uzr, o'g'lim tug'ilishdan oldin ekan, 18 yil avval ekan bu. 18 yil avval. Keyin hazratga mana tartilda siz Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin allazina izaktalu alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ diye mana shu joygacha o'qiganimni eslayman. Abdulbos Abdussamad hazratlari kulib jilmayar edilar. Va shu holatda yana gapga o'tdim. Dedimki, "Hazrat, iroyak, ana al-an ba'ra" dedim. Ularda aqra'u Misr lahjasi ba'ra. Ba'ra ala Sheyx Abbas. "Hazratak arifu iroyak fi" dedim. "Hazrat, men hozirgi kunlarda Sheyx Abbos al-Misriyga o'qib boshladim. Sanatga, shajaraga o'qiyapman. Siz u kishi haqida nima deysiz? Qanday fikrlar bildirasiz? Qanaqa o'sha u kishiga o'qishligim yaxshimi?" deya so'radim. Ama Hazret Abdulbos başlarını ko'tarib şimdi cevap berişlerden evvel yanımda hazır bereket olsun. Allah ilmini ziyade eylesin. Amellerine özü ziyadelik yine de barakatlar ata eylesin. Bek Nazir degen doktorumuz vardı. Hazır bu Samarqandda hadis mektebede. Ustoz katta murabbi. Bek Nazir endi xonadoshim. Biz o beytte bo'ydoqmiz. "Aljonaka, aljonaka, bomdorka" deb uyg'otib turibdi-da. Bo'lmasam o'sha kuni endi meni tush bilan bo'lib o'sha tush olganda, bo'lmasam o'zim nafaqat imomman. U Beknazarlar va boshqalarini o'zi yallib uyg'otaman boshqa kunlar. Bomdodga azon aytib kelamanda, keyin eshiklarini taqillatib, ba'zi bir ko'nglim siqadiganlarga, ko'taradiganlarga, "Aka, nima quyaman? Suv quyaman ustiga." O'sha kuni bir shu Beknazar avliyolik qilib turib qoldi-da. Turib qoldi-da,
To'g'rimizda ustoz biladilar, Abu Bakr masjidi bor. Abu Bakr masjidida muazzin ashhadu an la ilaha illallohni, ashhadu anna Muhammadar rasulullohni aytib turgan ekan. Endi men shunday turdim uyqudan, go'yoki menim tish. Go'yoki men uxlamadim. Qaraga uxlamagan holatda tursa qanday bo'ladi inson bo'lsa uyquda? Shunday turdimmi, sakrab turib, o'p paytda sal ixshoqroqmiz, turgan joyimda o'tirib oldim. E, Beknazar dedi. Sal sabr qilmaysin desam, u yuzlari o'zgarib, hayratda qoldi. Ya'ni nima bu, aqli ketib turdimi degan ma'noda, yo'lchanaga tishligimmi dedi. Et dedim, men Abdulbosit Absomat ko'rib turdim, ko'rishib qo'llarini ushlab turdim. Mana deyapman, qo'llarining issiqligi qo'limda turibdi deyapman. Endi javob so'rayotgan paytimda, yo nima bo'lyapti dedi. Men gerçekten Abdulbosit Absomatni ziyorat qilib kelyapman. Madinada, Ravzada, roza kunlarida iftorda o'tirib shunday ko'rishib turdim. O kishidan so'radim savol, ammo javobini ola olmadim. Sal shoshmasangiz bo'ladi-yu. Ozon to'xtasin edi deyapman. U hayron, qotib qolgan. Haqiqatda biri uyg'udan turib, bunaqa gapirib kelsa xuddi alaqsiraganday bo'ladi. Endi Beknazar Alloh razı bo'lsin, darram tushib ozonni o'zim aytdim. U endi meni tezroq tursa, ozon aytadi. Pastda masjidimiz bor, talabalar masjidi. O'sha yerda endi akam ozon aytadi ham deganda, xullas Abdulbosit Absomat bu holatda biz ko'rdikmi? Endi sizga aytadigan so'zim asli bu yo'q. Xursand o'sha kuni qisqa suralardan bomdodni o'qib berdi. Valasi bitim bor. Biz o'sha Madinatun Nasrni Masakin Zubbot degan joyda turamiz. Makram abidda u yoqda Sheyx Abbos al-Misri Masjid al-Rifoiyda o'qitadilar. Meni darsim o zamonlari bomdoddan bo'lardi. U yerlarda u odatlarda haligacha Misrda shunday, man ata avvalan falyaqra. Birinchi kelgan o'qisin. Biz nima qilardik? Sheyx Abbosimiz rahmatullohi alayhini stollari tursa, o'rindiqlarini yoniga yana bir stolcha bo'ladi, o'tga borib, Qur'onimizni yoki qanaqa daftarimizni ishora qo'yib qo'yamiz. Ha, bu yerda bir kishi bor ekan, u yoniga qo'yadi, u yoniga qo'yadi, navbat olinadi shu bilan. Bu tabiiy navbat shunday. O'sha navbatni olish uchun ham xursand bo'lib, shu darajada velosipedni haydayotgan go'yoki oyoqlarim motor bo'lib o'z aylanayapti. Nega? U Abdulbosit Absomatni nohotki men ko'rdim deya. Va to'g'ri kelib Sheyx Abbos rahmatullohi alayhiga namozdan keyin birinchi mening galim bo'ldi. Va shunda o'sha tushni aytib berdi. Yig'lab aytib beryapman endi. Shunda Sheyx Abbos rahmatullohi alayhi "Na'am" dedilar. Mana shu so'zni sizga aytmoqchiman. "Ha" dedilar. "Hum ahya" dedilar. Ular haqiqatda tiriklar dedi. Ala taro dedilar. Ko'rmaysanmi, bilmaysanmi? Mana shu o'tirishimizda Misrni o'zida emas faqat bütün dünyanın kaysi burçaklarda illaki Abdulbosit Absomatni, Mustafa İsmail'ni, Muhammed Siddiqil Minshaviyni, onu bunu diye ulamalarını, kurallarını otunu sanıp gittiler de illaki ularını okup gitken Kur'anları koyulup durdu dedi. Hakikatta şunday. Ular dediler kaldırgan ilimleri bilen ahyadırlar dediler. Karen ulamalar demek ölmeseken. Ulamalar demeyken tirik eken ve siz mana şu yoldasız. Hiç ham bu yolunu terk kıla körmeyin. Ana oşa ulamalarda buluştuk için ciddi cahit kılın. Allah Ta'ala'dan ihlasını sorayın, muhabbetini sorayın ve Allah inşallah Ta'ala'dan ziyade kıladı. Şimdi oşa İmam Şafii Hazretine ustazları vaki'ge etken sözlerimle sözümü yakullayım ben. Ki in kanakadır savallarınız olsa aynen kıraat, tecvid ilmine ait elbette bacağını da cevap veriştik hareket kılamız. Hazreti İmam Şafii'ni bilesiz. Şunçalik zihinleri, tezliklerinden bu sahifeni yaptırardılar ki iki sahife birbirine aralaşıp gidip aralaş yotlanıp kabasın diye. Çünkü bir körgenimde yotlardım dediler. Sahifeye bir kararkenler yotlarkenler. Allahu Akbar. Şimdi kullardan bir günü karasalar o şey bir körüşte bas iki üç körüşte yotlayırken bu varlıkları için halat uzgardı. Onda ham kandayın. O'sha ko'chadan o'tayotgan bir nomahram, unda ham hali shohshabbada oyoqlari o'sha paranjilar u zamonda tegib ko'tarilib qolgandan o'sha to'pig'ini pastiga ko'zlari bilmagan holatlarida hadis sharifda keldiki, "Avvalu lak va thani alayk" dedilar. "An-nazara al-awwal lak." Payg'ambar alayhis solom shunday dedilar. Birinchi o'sha ko'zingiz bilmasdan avvalda beqasd tushib qolishligi nomahramga mayli unga gunoh olmasa ham. Beqasd.
Lekin ko'zimiz bilan qas qildik, u bizi zararimizga yozlar ekan. İmam Shofiyda faqat shu holat bo'ldi. Ular o'sha o'zlari atayin qaramadilar. Va zihinlari o'tmas bo'lib qolganliklari, ya'ni bizi zihnimizga qaraganda ham ming barobar o'tkir shunda ham. Buni endi nima qildilar? O'zlari nafslarida bilib İmam Shofiy aytayaptilar kimga? Ustozlari al-Vaki' Vaki' büyük ulamalardan, evliyalardan. Şekautu ila vaki'in su'a hifzi. Fe akhbarani bitarkil ma'asi. Ya ki fe enba'ani bitarkil ma'asi. Ve akhbarani bi ennel ilme nurun ve nurullahi la yuhda li'asi. Ya kema kal. İmam vaki'ge hifzin sel zayıflaşıp kaldı. Ustaz diye ziyaret. Nima qildim? Shikoyat qildim dedilar. So'ngra menga aytdilarki, sen gunohlarni tark qilgin, ey Shofiy. Bildilar ustoz o'qishi. İmam Shofiy qanaqadir gunoh sodir qilganlar, gunohini qarang, u gunoh ani bizi gunohlarimizga qaraganda yo'q gunoh u. Gunoh diye, ya'ni bildilar, aytdilarki, o'rgatdilarki, gunohni sababidan bizi zehnlarimiz xarob bo'lishligini mana shundan biling. Siz günah qilgansiz, o'sha günahdan tiyiling dediler. Ve menga haber verdiler ki, bu ilim Allah'ın nurudur. Bu ilim nurdur ve bu nur hiç kaçan asiyge, günahkarge berilmeydi diye menga haberini verdiler. Degenler, şundayın her biriniz ilminiz sizge kar kısın, berekeli bulsun, ilimini bir olib ilmni tarqatishligimni nasib qilsin. Shunday bir zehn menga ato qilinsinki, unutmayin İmam Shofiylar kabi. Uni har birini olgan ilmimni yod tutay desangiz, demak gunohdan tiyiling. Ayniqsa nomahramlarga beqasd. Alloh asrasin, beqasd qarab qo'ysangiz, uni gunohi yo'q ekan inshaalloh. Qasd qilib qaraman. Unda bu shaytonni otgan bir nimasi bo'ladi, o'quv bo'ladi. Sizga bir otadi, bo'ldi, u bilan sizni zaharlaydi, o'sha qalbingizni qonatadi, undan keyin sizga boshqa balolar, illatlar, Alloh asrasin, fasod kelaveradi. Ilmimni demak zoya bo'lmasin desangiz, Alloh taoladan kuchli zokira so'rang va to'g'rilik, taqvo so'rang. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Ilmlaringizni ziyodalab, ustozlarimizga yanada matonat, yanada kuch g'ayrat bularga ham ixlos muhabbat ato aylasinki, har birlaringiz mana shu buxoriylar yurtida buxoriylar kabi bo'lishingizni barcha-barchangizga nasib ro'z aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Shunday. Hozir sizni boshqa fan, boshqa ustoz aytib turganlardek, Alloh rozi bo'lsin ustozdan, boshqa fanda ham mas'uliyatingiz borligi uchun siz o'sha aynan berilgan sahifani masalan o'sha kuni, o'sha soatda yodlab qo'yaman deb o'zingizni majbur qilmang. Birinchi kuni misol uchun sanoqni qiling. Lekin ustozlarda men bilishimcha bir haftalik, bir oylik topshiriqlar, ya'ni vazifalar bor. Ko'proq sanoq qo'ying. Chunki sanoq qilgan sayiningiz uni ko'rasiz pishishini. Birinchi sanoq, ikkinchi sanoq, uchinchi sanoq. Sanoq ko'paygan sayin u zihningizda yana ham o'rlashib, yana ham nima qilsa sobit bo'laveradi. Buni misoli mana qarang. Kim Fotihada odatda adashadi? Illa Alloh taolo o'zining hikmatiga ko'ra adashtirsa, masalan men adashganman bir marta. O'sha baptinda namoz o'qib turgan paytimizda, ya'ni namoz imom bo'lib turgan paytimizda o'zimda ichimdan ajab holat o'tdi. Kimdir dedim, Fotihada adashligi mumkinmi-kan dedim. Kullarda biridi. Oradan yani ko'p ham o'tmadi-da, men o'zim o'sha iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inni unutib namozni to'ldirib, birontasi orqamdan luqma bermadi. Keyin esladim. Namozdan keyin eslab, har bir eshikni taqillatib, birodarlar, namozlaringizni qaytarib olingizlar, men Fotihada shu oyatni unutdim deya omonatdan aytib chiqdim. Demoqchi bo'lganligim, odatda Alloh o'zi adashtirmasin, shunaqa bir sinovlar uchun bizga o'xshash ajablanuvchi hollarga Alloh shunaqa imtihon beradi. Oy qulim, adashtirsam Fotihada ham adashtiraman deydi.
aslida ko'p qaytarganimizdan demak buni Fotihada adashmaymiz. Kafni olaylik. Buni ko'p xalqimiz kafni o'zini yodlab qo'ygan jumada eshitib o'rganidan. Mana shundan misol qilishimiz kerak. Aytmoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, ustozlar ham biri o'sha kuni yodlamasa, yodlab topshira olmagan bo'lsa, sabr qilsinlar, bir haftalik hali topshiriqlar bor. Bir oylik hali natijalar bor, imtihonlar bor. O'shangacha topshirib berishligini sabr bilan kutib, lekin u talaba yodlarga men bir oy o'tsa demasligi kerak. Takror ustiga takror bo'laverish kerak, takror ustiga takror bo'laverish kerak, qiroat ustiga qiroat bo'laverishligi kerak. U ko'p o'qilganidan inshaalloh bir soatlarda yodlab qolmadi. Qaysi bir kuni Alloh beradi, yodlab qolasiz. Lekin asosan mana sizning vaqtingizda hozirgi mana madrasa kuningizda kechki qaysi zamonda bular bo'sh bo'lishadi? Yani qaysi zamonda bularga endi dam olish istirohat beriladi? Qaysi soatlarda? Beriladi, juda zo'r. Endi mana shu kechki vaqt aynan hozirgi sizi o'sha mahsulingiz bo'ladi. Siz to'playdigan hosil kechki vaqt. Chunki bugungi kunda kecha uzun, tun uzun, aynan baraka. Ayniqsa biz qorilarda aytamizki, bu qish o'sha qorilar fasli deymiz. Qorilar aslida qishda ko'proq yotlaydi. Chunki tun uzunligidan tun uzunligidan mana hozirgi kunda siz demak peshindan bo'shasangiz, shomingizni, xuftoningizni o'qib olingda, albatta xuftondan keyingi murojaatlaringiz bor. O'shandan keyin ham vaqtingiz shu darajada barakatli bo'ladiki, mana shu xuftondan keyingi vaqtlarda aynan hifz uchun bularga eng yaxshi vaqt bo'ladi. Chunki hamma tomon tinchlik, sokin, sukunat bo'ladi va bular hech bir narsa bilan mashg'ul zihinlari band bo'lmaydi, o'tirib olgan holda sanoq, sanoq, sanoq. Endi siz 4-chi kurslar bo'lsa orasida, ya'ni ularni yoki 1-chi kursdan bo'lib bo'lsa ham, ularni nima arabcha tushunishi, Qur'onni fahmlashligi oson bo'ladi. Sizga madrasa talabalari uchun yana ham Qur'on osonlashgan, yana ham Alloh yengil qilgan arablar kabi siz tushunib yotlasangiz, bu sizga katta qulaylik bo'ladi. Tushunmaydiganlarimiz bo'lsa ko'p demak sanoq qilsin. Tushunib yotlaydiganlarimiz asli aytamiz sanoqdan afzal bu. Nega desa, siz tushunib ham top ketaverasiz-da. Tushunib yotlaganingizda u yana o'sha hifzda sobit bo'ladi. Ya vallohu taala a'la va a'lam. Va alaykum assalom va rahmatullohi taala barakatuh. Anaqada videoda ko'rdik, siz va ma'ruzangizda hali minni ixfo qilayotganda shunday. Furja ozgina qolishi kerak degan ma'lumot. Shunday. Keyin talabalar bilan darsda o'qiyotganimizda doktor Aymanni tajvid musavvat kitoblaridan o'sha narsani Amrul Muhdas deb keldi. Shunday. Shuning jamlama deb qanday qilib jamlasa bo'ladi shu ikki ma'lumotni? To'g'ri. To'g'ri. Bizda o'sha aynan masalan meni o'sha ijozalarimda Misr diyorida o'qiganimiz uchun bu ikki tariqani ham o'qidim. Avval Qur'on yodlab yurgan paytdagi ustozlarimiz mana shu furja, ya'ni ikki labni bir-biriga to'liq tekizmagan holda, to'liq tekizmagan holda deyilganda ham avvalan bilishligimiz kerakki, furja deganda ochish deb masalan bu kishi to'g'rimda o'tirgan kishi ham to'liq ko'rmasligi kerak. Juda bir saf yaqinimda bo'lgan odam ko'ra olishligi kerak. Uni qisqaligidan, masofasini torligidan. Eskida ulamolarimizning kitoblarida bu Hazrat Ayman Suyetdan 5-6 asr avvalgi kitoblarda o'sha Imom Jazariylarning zamonlarida mana shunday bo'lsin deyilgan mana. Qara olaman hozir. Endi bo'z yopishib qolyapti. Bu o'tiks olinishi kerakda mana. Buni yana ham qalinroq qildim mana qara. Ko'rildi? Oldim. Demak, fadamdama alayhim robbuhum bizam. Fadamdama alayhim robbuhum bizam bihim. Degan ovoz keladi, ko'rdingizmi? Shuni tab'idul mim deyiladi. Mimni ba'zisi to'liqmas degan, to'liq mimmas degan. Demak, furja ashoblari amonatan buni aytib ketishimiz kerak. Nega? Buni endi furja qilishlik kerak ekan, ya'ni lablar furja nima bir-biriga tegmaslik kerak ekan. Lablarni bir-biriga tegmagandan keyin oralarda masofa qolishi kerak ekan deya kitobni o'zidan tushunib olgan Misr qorlari deyin, Arab qorlari ko'pi nima qiladi? Mana u barmoq barobar hatto aytaveradi, ochaveradi. Unda hu degan bir harf yaraladi. U harf na mim, na vav, hech bir harf, ya'ni zot poti yo'g'ini.
Mesela Mısır imamları ko'p bunu qiladi. Nima deydi? Yoki azhariylari qiladi. Bir shayxni huzurida tizzama-tizza o'tirib talaqqi qilmaganlari faqat kitobxon qori bo'lganlar uch qarang. Tajvidni faqat kitobda o'qigan, lekin og'iz-og'iz talaqqi qilmaganlari nima deydi? Fadamdama alayhim robbuhum bizambihim. Nima harfi ishlayapsiz yana? Alloh uchun aytingchi. Siz masalan nima harfi ishlayapsiz? Umman minmez. Niye? Çünkü furca kılıyıp ben deydi. Furcanın şartını daima etişimiz gerek. Amanatan onu açıklık miktarı eskide olamalar kollarda kitapka karab bir kitap varagı miktarı kalirliği de bozun. İkkilep aralığındaki açıklık. Ya ki bir çoç, çoçlarını alıp kursatkenler. Demek ne işte çoç kurban bugün de? Her bir talebe kursatıyor. Çoşlarını alıp hatta ağızlarına salıp kursatkenler. Benim sellemde ağım kemiyette hazır. Hem ağırtadı. Bitler şunu salıp kursatken. Kılını, çoş talasını kalelige kanca hem kalın bulardı. Demek şu derecede bunu daptı. Yani şu derecede bunun nümesi var, toğırlığı var. Bundan aşığı aşık fırcacılarda bundan yapığı yapık. İkinci bir mezhep itibak. İtibak ne bo'ladi? O'sha lablarni to'liq tekkizamiz. Lekin biz doim tushuntirish uchun aytamiz, nomiga tekkizamiz. Ya'ni min g'ayri ittika deb keldi-yu aymansu min g'ayri dog't deb aytadi aymansu ham hazratimiz. Lablarni bir-biriga tekkizar ekansiz, bir-biriga nima qilmagan holda, sixmagan, ezmagan holda. Shunda eski kitoblarimizda Ayman Suvetdan oldin kitoblarda min g'ayri kazzin deb keladi. Bir-biriga siqib bosmasdan. Demak nima qiladi? فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ Lekin şu orunda فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ dese ne oladı? Onda Rabler birbirine sıkılıp o itibak halatı keyfiyeti bu muydu? İtibakını ayet uçurlar. Yani Rabler birbirine teksin diye mezhep ulamaları şart kıyanlar Rablerini birbirine tekkizadılar ama birbirini sıkıp bosmaydılar. Düşünürler mi? Şimdi geldik bu savalınızı cemleşke. Bunu şimdi cemle bu muydu? Ne dedin? Ben de ilk elastiğim sanat var. Şunun için ayettim ki hala icazaga, şecerege okuştan evvel yottatken ustazlarımız bana şunu yottatardılar. İlla tekdirsek la deyirdi. İftah bu ak deyirdi. Arapçası gibi, Mısırçası gibi iftah bu ak deyirdi. Ağzını da aç deyirdi. Ağzımızı açar, itaat kalıp. Keyin biz bu nimani ilimini biraz okup, sel çukurlaşıp bilgenimizden keyin, Şeyh Abbas rahmetullahi aleyhilerden aynen barıp bu şey itibak halette yaptık. Yani evvelde açıp okuganımız kıynaldık hakikatte. Çünkü yapsak küp yafvaramız, la 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 dediler. Toluk bildirip koyuyorsa onu da yapmayın. Yapmasak okuşunu razı kımaydı. Ahire o şey lapını koyuştu. Hatta küller, saatler mez. Küller oturardık. Kelerdim mesela dersten. Aynaya karıp oturarak hemen. Bana okudu. Şuna kadar stolumuzu aynaya münakasına koyardım. O şey tayançıgı, orkasına kolu koyu alıp. Tekrar tekrar kılıp tuğurlardık. Bu mesela bunu boyaki daptını biliş öte kıyım. Ya sıkılıp gider ya açılıp kaladı. Keyin Şeyh Abbas'ı okuganımdan keyin. O şey Şeyh Ahmet Seyyid Kılinilerge. Şeyh Muhammed İmamlarga, Şeyh Ali Şuayb'ları okup bergenimizde aynen şunu okudum. Şeyh Ali Şuayb iki mezhep egesi bulup ikkelesinden hem senedi bu arada ikkelesine hem okup koyduk. Niye? Kaysi bir talebe gelip menge furcada okudum gözle. Furcada okudu oramız. Kaysi bir talebe gelip menge itibakta okudum gözle. İtibakta okudu oramız. Kaysi bir şeyhke var bu okuganımızda furca sahibi olsa üstadına rıza razılığına alışıkın. Furca okuyumuz. İtibak olsa itibak okuyunuz. Lekin sizden savol bo'ladi. Masalan, ya qaysi biringizdan, xo'p, o'zingiz qaysini tanlagansiz desangiz, men o'sha itibak ahlidanman. O'zim yopib o'qiyman ve o'sha imkon qadar furja qilmayman. Lekin ilm uchun nima qilganman? Buni o'rganib qo'yganman. Chunki qalbim xotirjam bo'lgan joyi o'sha itibokdadir. Lekin itibokning shartini doim aytamiz, lablarni siqmasdan, bir-biriga ezmasdan aytamiz deya. Vallohu ta'ala a'la va a'lam. Barakallah. Şamımız bu kaldı mı?
Hazretimiz bir dua versin. İltimas, iltimas Hazret. Biz bu mehmanlar gelin bir iltimas. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve billahi elhamdü kema yenbeği. Li celali ve şifi ve azim sultan ya hayya kayyum bi rahmetike nestağis. Amin. Aslih lana şe'nena kullah ve la tekilla ila enfusina. Tarfata aynin ev akab min zalik. Allahümme allimna bima yenfa'na. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين حبيبي إن حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا آمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين رب العالمين بارشني مثلاً يقولين الحمد لله على آمين هاي غمرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ندرود سماوات دارشين Ustozimizning qadamlarini qutlug' qilib, muborak qilgin. Amin. Mavzulardan barchamizni bahramand qilgin. Amin. Xodimi Qur'on, xodimi shariat qilgin. Amin. Parvardigorim yurtimizdan, mamlakatimizdan, Buxoro shahridan yana parvardigor minglab qori. Amin. 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 Dunyoga xizmat qiladigan parvardigor, islomga xizmat qiladigan qorilarni chiqarish o'zing nasib qilgan musulmonlarning xizmatlarini qabul ayla. Amin. Rahmatlarni baland qilgin. Amin. Amin. Ofat shikastlardan Amin. Şuna hamımızı öz panahına asagın. Kadamlarını kutluk. Allahu Ekber. Rahmet Hazreti. Rahmet. Salamat bizde. Allah razı olsun. Rahmet. Sözler. Sözler. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Vaktlerinizle razı olasınız. Biz o şey gelirken biz vakt cemaatı müdürü aynen ziyudun kardamlarımız. Evvelleri şu birinci de o şey Seyyid Muhyiddin Maktum'da. Anjondagi Jallabek madrasasi, keyin Ko'koldosh madrasalarida müdür lavozimida ishlab, doimo talab ilmlarga u kishi bir mehribon bo'lganligi uchun ham bugungi kunda alhamdulillah Alloh taolo u kishini yana bir xizmatlar bilan siylab Ziyuddin domlani aytayapman. Vaqfni hozir müdürleri bo'ldilar. Alloh taolo umrlariga umr bersin. Amin. Ilohim amallariga yana ziyodalik ato etsin. Qarang, kelishlari bilan birinchi siz talabalarda o'yladilar. Nega? Avvalda müdür bo'lganliklari uchun madrasaga nima yetmaydi? Madrasa nimaga muhtojligini albatta qalban his qilib, bugungi kunda mana sizga inshaalloh bu doskalarni xudo xolasa lavhalarni yubordi. Madrasangizga inshaalloh mana ustozlar bor mahoratlarini ko'rsatib, mana shundan ta'lim berilsa inshaalloh hammamiz uchun ham ajr savob ziyoda bo'lsin. Alloh taolo qabul aylasin. Hammamiz uchun ham yaxshilik bo'ladi. Mana vaqfni o'zini Buxoro vakillari kelganlar. Sizlarga aynan qo'llari bilan topshirish uchun mana vakillarni ham yubordi. Alloh taologa duo qilamiz. Allohim qabul aylab, ilohim talabalarimiz uchun yana ham ilm yo'llarida bu yengilliklarni, qulayliklarni ato aylagan bo'lsin. Allohu akbar.